Sadece yakınlarını bekleyenler değil, enkazdan birkaç parça eşyasını kurtarmak isteyenler de tehlike altındaydı. Kahramanmaraş'ta bir görevli molozlarda eşya arayanları uyarmaya çalıştı. Adıyaman'daysa bir adam yıkıldı yıkılacak bir binadan çamaşır makinesini bakın nasıl indirdi. Kardeşim ya çık, tehlike altında çık. Ne yapıyor? Alo! Ya çık! Çık! Bütün öfkesi taşın, molozun, tozun, toprağın içinde eşya arayanlaraydı. Onları uzaklaştırmak için bağırdı, çağırdı, taş alıp fırlattı. Millet can derdinde, bunlar mal derdinde. Ne malın kalmış senin bir tane yatağın matağın? Burası Kahramanmaraş. Bir aile enkazdan birkaç parça eşyasını kurtarma telaşındaydı. Ama tehlike de yanı başlarındaydı. Ya gitmiş, canları gitmiş daha. Bir tane çabuk peşinde, yok bilmem ne peşinde. Artçılar devam ediyor. Sabah sallandık, akşam sallandık, gündüz sallanıyoruz. Ağır hasarlı bu bina yıkıldı yıkılacaktı. Şu anda artçılar devam ediyor kardeşim. Şu anda biz bina indirmeye geldik. Bak o yüzden izin aldık, tekrar şu binayı bir an önce indirelim ki bir can zararı görmesin. Bu kadar duyarsız olmayın kardeşim. İnkaz kaldırma çalışmalarında görevli Murat Dilken manzara karşısında çılgına döndü. Abi sallanıyor. Biliyoruz. Kulüm altından kalkamayız. Sonunda polis müdahale etti. AFZ'deler uzaklaştırıldı. Bu kadar duyarsız bir toplum görmedim kardeşim ben. Adıyaman'daysa daha beteri vardı. Çamaşır makinesini kurtarmak için ölümü göze alan adam bu kadar da olmaz dedirtti. Ya değil mi ya? Vallahi değil mi? Çıktığı binanın yıkılması an meselesiydi. İş makinesinin ucunda böyle indi. Neyse ki korkulan olmadı.